Ekran Haber'e hoş geldiniz. Güzelliğin Mimarları programında ben Demet Karataş. Haftanın güzellik mimarı, spor eğitmeni Aylin Öztürk. Bugün spora dair her şeyi, aklımızda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde ama en doğru şekilde Aylin'cimden alacağız. Hoş geldin Aylin'cim. Hoş bulduk Demet. Nasılsın? Yani şu an çok iyiyim ve seni hayranlıkla izliyorum. Biz de öyle. Çok İlk teşekkür önce ederiz. Hayırlı uğurlu olsun kanalın. Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Çok iyi görünüyorsun. Biz çok iyiyiz. Sizin, yani senin burada olman bizim için çok önemli. Bugün gerçekten çok güzel bilgiler öğreneceğiz senden. Bize Aylin'cim ilk olarak kendinden kısaca bahseder misin? Tabii ki. İstanbul Üniversitesi Tenis Uzmanlık Spor Akademisi mezunuyum. Spora 11 yaşımda başladım ve tekvandoyla. Yaklaşık 12 sene kadar lisanslı sporcuydum. Çok iyi bir tekvando hocasısın aynı zamanda. Teşekkür ederim. Üniversite okurken çalışmaya başladım. 3. sınıfıma başlangıçta. Ve işe fitness'la başlayıp daha sonra 2,5 sene sonra mezuniyetimle pilatesle birlikte devam ettim. Ama sporun birçok dalında Aylin, ben başarılarını biliyorum. Birçok dalında hem çok başarılı bir hocasın, eğitimlerini veriyorsun. Hem grup eğitimleri hem birebir hem de gerçekten çok fazla şey var. Sporu çok seviyorum. Evet. Bir kere. Yani çok çok yönlü benim. At biniyorum, kitesurf yapıyorum. Her şey. Çocukluğumdan beri ve sporun içindeyim ve spordan kopmamak için zaten mesleğim spor olsun diyerek ben bu yolda devam ediyorum. İşte bu kadar profesyonel birini bulmuşken şimdi acayip güzel sorularım var. Ayrıyeten gerçekten ekranlarınızın başından ayrılmayın. Çünkü ben Aylin'den bir şey rica ettim. Bize böyle sihirli 3 hareket göstermesini istedim. Hem kalçada hem karında. Öyle bir şey göster ki bize dedim. Özel günlerimizin öncesinde. Atıyorum gelin olacak birisinin bir ay öncesinden başlayacağı hareketler ya da bütün özel günlerimizin öncesinde bir ay önceden başladığımızda bu üç sihirli hareketle kalçamızı ve göbeğimizi biz nasıl toparlayalım diye bir videoda video istedim Aylin'den. O kadar güzel bir video hazırlamış ki bize. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Sorularımdan birisi bu olacak. Videoları yayınlayacağız. Ve videolarda da Aylin bize hangi kas çalışıyor onu bile anlatacak. Çok heyecanlıyım. Şimdi ilk soruma geçiyorum Aylin'ce. Aslında bu ciddi bir problem. Biz bunu çok fazla ayırt edemiyoruz. Ya da seçmeyi bilmiyoruz. Bilmiyorum. Bunu senden duyacağız. Bize mat pilates ve reformer pilates arasındaki farkı lütfen söyler misin? Ve pilates yaparak zayıflanılır mı? Sadece ben pilatese gidiyorum zayıflayacağım diyebilir misiniz? Çok beklersiniz değil mi? Ya vallahi çok doğru söyledin aynı. Bunu bir kombin bir şey yapmak lazım ama bunu ustasından ben bir duyayım. Bize mat pilates ve reformer pilates arasındaki farkı anlatır mısın? Diğer sorular heyecanlandırıyor ama önce bunu bir öğrenmek istiyoruz senden. Şöyle, yine ikisini ben bir bütün olarak görüyorum. Hı-hı. Tabii ki de makinenin daha fazla avantajı, artısı Hı-hı. var ama özellikle pandemi döneminde mesela Instagram üzerinden canlı yayın yaparak biz evde de ekipmanlarla birlikte makinede yaptığım birçok hareketleri ben yapabiliyorum, Hı-hı. yaptırabiliyorum. Online da zaten değil. Olabiliyor. Evet, Hı-hı. şart değil hani makine olsun yapamayanlar için. Ekipmanlarla aynı şeyleri, çok benzerlerini yapabiliyoruz. Fakat makinede ekstra bir yay dirençleri var. Makinede itme çekme ekipmanları var. Hı hı. Takıp da jump, yani ayak kısmına takıyoruz, jump hareketleri. Bunlar ne oluyor? Daha fazla nabzı yükseltiyor. Yağ yakımı için daha artı. Hı hı. Ve ekipmanların sayesinde bir tık daha mata göre biraz daha dayanıklılığı, gücü arttırmak hı hı. adına hızlı olabiliyor. Evet. Onun dışında makine bir de seni desteklediği için biraz daha hata yapma oranını... Burada önemli bir soru soracağım. Tabii. Şimdi omurga sağlığı için mat pilates mi, reformer pilates mi? Yani benim belli rahatsızlığım. İkisi de. İkisi de olmalı. Evet. Okey. Bak burada da işte yanlışlarımızı doğruya çeviriyor Aylin Hanım. Ya bunlar çok şey zaten genel sorular hala soruluyor. Ama şey düşün ben halktan biriyim ve bilmiyorum. Tabii ki de. Tabii evet ki de. Bu da herkesin bildiği şey. Bu kafa yani karıştıran bir şey bilir. Zaten. Bu sürekli kafa karıştırıyor evet. Aylin. Bunu sen bize aydınlat lütfen bu konuda. Tabii ki de. Şimdi dediğim gibi yani makinede da yaptığım çekme hareketlerini ben atıyorum terebantla da yapabiliyorum. Hı hı. Hepsinin omurga sağlığı yani bir
bel problemi varsa zaten ona göre bir egzersiz yapıyor. Ben bunu makine yoksa matta da yaptırabiliyorum. Yani fark olarak dediğim gibi sadece yay, ekipman fazlalığı, makinenin desteklemesi, daha hızlı sonuç almak için okey. Daha fazla mı kalori yaktırıyor? Daha fazla kalori yaktırıyor. Çünkü çok kapsamlı oluyor. Çok kapsamlı. Ben de çok uzun bir süre seninle çalıştım. Ve gerçekten bu arada merak ettiğim de bir şey var. Lütfen beni de o konuda aydınlat. 2,5-3 yıl hiç kesintisiz beraber pilates yaptık. Ve hiçbir yaptığın hareketi bir sonrakinde görmedim. Yani bu kadar hareketi nasıl aklında tutuyorsun Aylin? Bu soruyu beklemiyordum. Gerçekten bu benim böyle şu an içimden geldi yani. Çok da güzel oldu. Şimdi eğitmenlerde bu çok önemli. Hani işte ben hareketleri ezberledim, gideyim yapayım değil. Çünkü bildiğim kadarıyla kaslar da ezberliyor artık. Farklılaştırmak ve farklı kasları çalıştırmak bravo, lazım. Bravo, çok güzel. Ama seninle bu olasılığımız var işte. Bir yaptığın hareketi bir daha asla. Yani bir mesela anlat şöyle genel bir başlık squat hareketi veya bir karın hareketi. Aha. Yine her ders olsa da onu bir şekilde varyasyon ekliyorum. Aha. Bu bence benim yeteneğim. Bu gerçekten senin yeteneğin. Bu bir kompozisyon gibi ve bana doğal. Şey geliyor. Hareket içerisinde hareket sanki çıkıyor. Evet, çünkü onu yaparken diğer benim hareket soru içinde evet bu. Tam olarak. Çünkü evet. O bende doğaçlama gidiyor. Bunu hatta özellikle grup dersleri yaptığım dönemler mesela kalabalık ders içinde 70 oluyor, 60 kişi oluyor. Hı-hı. Ve sürekli her derste hocam bir kompozisyon gibi. Ama şöyle bir sistemim var mesela. Büyük kas grubu bacaktan mı başladım? Ya da genel merkez bölge karından başladım. Hı-hı. Antrenmanın bir kere şekli belli. En sona da biraz sırt, esneme ve güçlendirme yapıyorum. Ve bu bir kompozisyon olmuş bende. Hı-hı. Doğal bugün bir şekilde. Gördüğüm kadarıyla böyle ucundan bir merak edip izledim. Bizim için çektiği videoda da o kompozisyon var. Evet. Ben evet, onu gördüm. Çok heyecanlıyım. Şimdi burada mat pilates, reformer pilates evet. ikisinin arasındaki farkı bize anlattın ama Aylin'cim. Şu an sosyal medyayı bir açıyoruz. Karşımızda çok farklı bir pilates şekli çıkıyor. Çok fazla son dönemlerde ilgi gören aslında şey aynı duvar pilatesi. Duvar pilatesiyle alakalı düşüncelerini çok merak ediyorum. Tabii ki. Yani diğer pilateslerle işte mat ve reformer pilates arasında bir fark var mı? Daha çok kalori harcıyor musun? Ya da yok sadece evde daha rahat yaptığımız bir şey mi? Yani şöyle yine diyorum ya hepsi bir bütün. Farklı farklı hı-hı. pilates görünüyor ama... bu da bir pilatesin benim için parçası. Duvarda hı-hı. ne oluyor? Biraz daha şınav çekmek altyapısıyla. Görüyoruz zaten. Orada kalça. Hı-hı. Evet yani açıyı değiştirebiliyorsun. Burada da yine evde online yapabilirsin. Hı-hı. Bir salona gitmeye hani masraflı olabilir. Evet. Bla bla bir sürü aynen. şey olabilir. Daha pratik bir egzersiz oluyor duvarda. Hı-hı. Ve çok etkili oluyor bu arada. Müthiş bu arada bir şunu da söyleyeceğim. Var. Duvar pilatesi falan filan o kadar şey konuştuk ki daha konuşacağız. Kaçış yolumuz yoktur. Birini yapamazsak birini yapabiliyoruz. Tam olarak. Onları yapamadık. Gidemediniz evde duvar pilatesi ama spordan kaçış yok. Spora bahane yok asla. Duvar şimdi, pilatesi ile ilgili ben şöyle söyleyeyim. Yine duvar da tabii ki bir destek ve direnç uyguladığı için bir tık daha mattaki pilatese yani açılarını desteklediği için yine sakatlanma riskini azaltabiliyor. Onun dışında bunu kimler yapamaz? El bileğinde problem vardır atıyorum. Fiziki bir rahatsızlığı olan kişi duvara uygun değil mesela. Onun duvarda pilates yapması evet duvar egzersizleri çok iyi ve etkili ama gerek yok. Evet. Daha hafif çünkü bir şekilde. Çünkü yaslanıp oradan destek alıyorsun. Hem o hem de bazılarında yani şınav olur, bileğinde problem var. O açıda o baskı, o direnç ona iyi gelmeyecek. Boyun fıtığı, bel fıtığın var. Yani bir doktor izni olmayan ya da fiziki problemi olanı ben duvarda çalıştırmaktan ziyade daha ona ya özel. İşte ben bunu şeye benzetiyorum Aylin'cim. Nasıl böyle önümüze gelen diyet listesini alıp yapamayız? Kişiye özel, kesinlikle. Yani herkesin diyet listesini alıp yapamam. Evde de kafama göre hareket yapamam o zaman. Omurgamda özellikle de problem varsa ki mesela bende var dik durma problemi yaşıyorum. O çok fazla kişide var. Bir mesleki var. Rahatsızlık bu. Dolayısıyla benim hiçbir zaman grup derslerine katılmam ben. Yani omurganızda bir rahatsızlık kesinlikle, varsa onu anlıyorum. Kesinlikle. Kesinlikle bir trainer eşliğinde çalışmak gerekiyor. Gerek online gerek normal. Kesinlikle. Ben buradan onu anlıyorum. Çok ama net. Duvar pilatesi kaçış yok. Hiçbir şey yapamıyorsak en azından evde
bunu yapabiliriz. Ya ekipmansız bile ben spor yaptırabiliyorum. Hı-hı. Kendi vücut ağırlığına yaptığın spor da zaten çok etkili. Sporu bir şekilde yapalım ama dediğin gibi arkadaşım, eğer ki bir sağlık problemi varsa, hı-hı, bu kesinlikle bir hoca eşliğinde. Ne grup dersi, evet, ne duvar pilatesi. Hayır. Bu kişisi. Zaten pilatesin bu arada çıkış amacı fizik tedavidir. Hı-hı. Sonradan hani spor olarak da çok popüler hale geldi. O yüzden sağlık ve postür bozukluğu çok önemli. Ben bunu birebir yaşadım. Çok uzun dönem çalıştık beraber de gerçekten duruşum yani. Yürüyen çok azimlidir kastım benim Demet'im. Çok azimlidir sabahlar. Yürüyen bir kastım, evet, yani. Evet. O kadar güzeldi. Gerçekten çok işe yarıyor. Bütün omurgamdaki ağrılar bitti o dönemde. Şimdi biz tekrardan aynı düzenimize girmeye başlayacağız. Size bahsettiğim arkadaşlar, ailenin bizim için sihirli hareketler gösterdi bize. 3 kalça, 3 karın hareketi gösterdi ama bunları hikayeleştirdi. Baştan sona yine o hiçbir kompozisyonumu zaman, göstereceğim. O hiçbir zaman böyle oturdun karın çalış değil. Doğru olan da bu zaten. Öncelikle nefeste başlar, işte devamında sonra esnemeler vesaire bitirir. Çok güzel. Şimdi şey Aylin'cim, senden ricam. İzleyicilerimiz için de bize böyle bu gösterdiğin 3 kalça, 3 karın, hı, bu sihirli hareketleri, şok etkisi yaratan sihirli hareketleri, tamam, bizim için çektin. Çok teşekkür ederiz. Bunları şimdi bize anlatabilir misin? Tabii ki de. Bunlar özellikle ben çok klasik hareketler koydum ki herkes yapabilsin. Ufak açılarının doğru ve nasıl yapılacağını anlasam yeterli bir karın ve kalça egzersizi. Kesinlikle ekran kaydı alın, bir şey yapın ve evde sürekli, evet, yapın, evet, bunları. Çünkü bunlar şok etki. Şok etki ve iki tekrarlı, şöyle anlatmaya başlayayım ben. Şimdi karın üst, evet, orta, alt bölge diye 3 tane hareket verdim. Sadece bir tane karın hareketiyle yani obliklere de vurdurdum. O yüzden karnının bütün bölgesel şeklini çıkarabilecek, hı hı, en klasik, en az hata yapabilecek, beline en az yük bindirebilecek hareketler. Anladığım kadarıyla tek başına olmuyor. Üst karın ayrı çalışmak lazım, alt karın ayrı çalışmak lazım değil mi? Kesinlikle. Hı hı. Obliğim ayrı. O yüzden ilk aşamada bunları kaç tekrar yapmamız şöyle gerekiyor? Şöyle söylüyorum. Eğer ki hiç spor yapmıyorsa ya da çok uzun ara verdiyse, hı hı, en başta dümdüz yattım. Açıyı bir alıp durdurma şansımız olur mu? Durdurma en şansımız var mı arkadaşlar bunu? Evet. Mesela sırt üstü yatıyorum. Belimin, hı-hı, altındaki boşluk en önemlisi karın, hı-hı, çalışırken. Ve belindeki fıtık varsa ele, hı-hı, hele. Evet. Şimdi bel açık kaldığı zaman ne oluyor? Karın kası zaten aktif diye. Burası gevşek. Hı-hı. Belim de açık. Belime ekstra yük bindiriyorum. Belimizi yani, direkt yapıyorum. Yapıştıracağız. Evet, anlaşılan bir dilde. Boşluk kalmaması gerekiyor bende mekik çekerken. Kesinlikle. Tamamen kapattım ve karnımı sıkıyorum. Karın da aktif. Hı-hı. Eğer bunu, bu bel boşluğuna lordoz diyoruz, daha da içerideyse, hı-hı, belini kapatamıyorsa, kapattığı halde bir boşluk varsa ufak bir havluyu altına kapatabilir. Karın çalışırken en önemli şey açılarını doğru ayarlama. Yoksa, hı-hı, boşa karın çalışırsın, beline yük bindirirsin. Evet. Yani bu bir işe de yaramaz, boşa zaman kaybı. Çok da aksi işine yarar zaten belini aksi yani. Şekilde, evet, evet. Şöyle, karnım hep sıkı, geriye yattığımda da anlatmak istediğim, burada zaten hareket devam ettirebiliriz isterseniz. Her seferinde yatıyorum, yattığım yerden burnumdan bir nefes alıyorum. Bırakın, evet, yatın ve bırakın. Yatın, bırakın ayağı, esneyin, rahatlayın, aynen. Evet, kalkarken kürek kemiğimin ucuna kalkıyorum. Çenemin altında tenis topu kadar bir mesafe var. Başımı, kollarımı, ellerimi bırakıyorum. Yani şu baş çekmek, özellikle şuradaki skalenlere. Karın, direkt karşıya bakacağız değil mi? Karşıya bakabilirsin. Tavanda bir tane noktaya tutulabilirsin. Evet. Evet. Yoksa başını da çok zorlanıyor. Şu skalenlere yük biniyor. Karnım güçsüz, boynumdan hop güç almaya çalışınca o da doğru değil. Tenis topu kadar bir mesafe. Başımı ellerime bıraktım. Hareketleri sakin yapıyorum. Hareketlerin içinde büyüyorum. Karın çalışmak, evet, keyifli. Sevmeyenler var ama bir kere bunu da keyif yani. 2 dakika odaklan. 2 dakika da doğru, evet, söylüyorsun. Çok nefesine odaklan, yani vücuduna odaklar. Bunlar günlük nasıl ki yeme içme ihtiyacı. Bir kere bu spor da o şekildedir. Velhasıl kürek kemiğimin ucuna kadar yükseliyorum, yatıyorum. Buradan püf görüyoruz karın zaten. Evet. Bel kapalı olacak, karnım sıkı olacak, çene açıma dikkat edeceğim. Evet. Başımı çekelemeden, üst gövdeden ve karnımdan güç alarak. O tamamen budur. Baş, evet, gelmeyecek. En önemli şey
belde boşluk bırakmıyoruz mekik çekerken. Daha da kapanmıyorsa havlu. Buradaki açıyı ayarlıyoruz. Evet. Karşıya bakıyoruz. Kendimize bir nokta belirleyip akışta kalıyoruz. Öyle mi? Ve içinde büyüyoruz. Peki tamam. Okey ben çözdüm bu işi. Sen zaten müthiş ya. Tamam. Evet, sonra bu en sona geçti. Alt karına geçtik şimdi. Yani şu anda bu varsa anlatayım. Evet, evet. Alt karın hareketinde de yine bu ayaklarımı tek tek kaldırıyorum. Lap diye ikisini birden yine kaldırıp yani biraz daha kibar ve sakin davranıyorum. Evet. Açılar ne kadar önemliyse ani hareketten de ben kaçınmıyorum. Hı hı. O ilk yaptırdığım karınla bu arada biraz karın bölgemi ısıttım. Bu arada nefesi alıp vermeyi de unutmuyoruz. Hiç. Nefes en al, önemlisi. Nefes pilates bu nefes en önemlisi. En önemlisidir. Aynen. Nefes hayattır. Doğru o nefesle ilgili biraz daha detaylı dilerseniz biraz sonra tabii anlatırım. Tabii ki sorularım olacak zaten. Tabii. Şimdi bu en son alt karın hareketi dediğim gibi yine 3 bölgeye böldüm. Hı-hı. Hareketi yaparken kim neye dikkat edebilir? Yine belinde bir problemi olan benim yaptığım gibi dümdüz indir kaldır onu beline iyi gelmez yük hı-hı bindirir. O ne yapabilir? Varyasyon olarak çekmedim ama kendine karşı dizlerini çekip uzatacak. Ya da belim yine kapatıyorum. Beline yük bindiğini hissettiği yere kadar çok indirmeden yere bir karış kalıyorsa benim daha yukarıdan alabilir. Hı hı. Ve yine en klasik alt karın çok da işe yarıyor. Bunları nasıl yapalım? İlkini yaptım 12 tekrar. Minik minik sıkıştırdım 5 tekrar. 2 tane yapabilirsin. Eğer sürekli spor yapıyorsan 3 tane ama çok uzuyor. Yani bu arada karın kası... Yani toplamda bu benim yarım saatimi almıyor anladığım kadarıyla. Öyle değil mi? Hiç almıyor ve bunun içinde esneme yani, ve nefes. Onları toparlayacağım ben. Gelin olacaksam, ben o gelinliğin içine gireceksem... Ay bir tane çok güzel gelin hazırladım. Tek bir örnek söylüyorum size. Bu şekilde olacaksa bir ay önceden bunu haftada 3 gün yapsanız gerçekten çok iyi bir karına sahip olabilirsiniz. Çok. Tabii ki biraz da beslenmeyle de hafif çok desteklemek gerekiyor. Karınla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde tüm kasların bir gün çalıştım, ertesi gün dinlenmesi gerekiyor ki kendini yenilesin, gelişsin. Ama karın kası bütün kaslardan farklı. Tendona bağlıdır direkt. Karını kasla her kemiği, gün çalışabiliyoruz her yani. Her gün çalışabiliyorsun. O yüzden kasla kemiği birbirine bağlayan tendonla... Göbek problemi olanlar dinlesin. Her gün yapabiliyorsunuz. Bunlar çok etkili. Hı-hı. Bunları klasik ve 2 tekrar yaparsa her gün gerçekten karnında çok güzel 12 çarpı 2. 12 çarpı 2. Evet. Ve her seferinde benim klasik hareketlerim hep sonunda küçük küçük bir pump. Sıkıştırma yapıyorum. 12 bitince ister 5 ister 8. Evet, evet. Bir sonraki hareketi... Zaten orada yanma yaşanıyor. Tam yanmanın çok fazla olduğu yer. Sıkıştırmalarda ağlıyorsunuz. Ben iyi biliyorum efendim. Çok iyi biliyorum. Evet. O yakmayı hissetmeden. Daha sonra ufaktan bir yanlara git gel var. 12 tekrar. Yandı. Ben bu ortayayla bu ikisini bir tane hareket sayıyorum. Çünkü evet, üst ve hop üstün yanlarına doğru. Sonra ayaklarımı tabletop'a kaldırdım. Aynı klasik hareket mekik çekmeyi. Aynı şekilde açılar biraz önce anlattığım gibi dikkat edecek. Sadece ayaklarım tabletop'tayken kalça kilit burada lütfen sizler de izlerken bel boşluğuna dikkat edin. Ve çenenin o açısına dikkat edin. Direkt karşımıza bakmamız gerekiyor. Tenis topu kadar bir mesafe yeterlidir. Hı-hı. Başımı çekmiyorum ve nefes aldım. Dizlerim kendime çok çekmiyorum. Hı-hı. Bu açıda kalça hizasında yine bel boşluğu olan havluyu koysun ama beli toparlayamıyorsa belki bir tık daha kendine yaklaştırabilir hı-hı ayaklarını. O zaman devamındaki kalça üç karın hareketi. Bu arada şunu söyleyeyim. Üç hareketin hepsini de 12 çarpı 2 yapıyoruz. Evet. Araya sadece şunu ekleyeceğim Demet'im. 30 saniye dinlenmesi yeter. 12 sıkıştırdım. 30 saniye dinlendim. Dinlenirken de küçük küçük masajlar, derin derin vuruyoruz nefesler. Böyle. Evet. Evet. Kendimi uzatabilirim ayaklarımdan, parmaklarımdan. Sen bize göster. Gayet güzel. Evet. Teşekkür ederim. Ellerimden, ayaklarımdan biri çekiyor gibi derin bir nefes alarak ip gibi uzuyorum. Bir açıldım 30 saniye. Rahatladım. Tekrar. Sonra her tekrar hareket bu kadar. Evet. Evet. Bu aynı zamanda gün içinde bizi motive eden şeyler. Çok iyi hazırlar yine. Çok. İş öncesi falan yapıldığında da bence efsane olur. Çok. Güne böyle başlanmak hele. Devam ettiğimizde kalça hareketlerini anlatayım mı? Onları da senden ricamız. Kalça hı-hı önemli. Tabii ki. Bu arada ben bir tane arkadaşım evleniyorken, evlenmeden önce evet gelin olduğunda gerçekten sarışındı ve tam bir Barbie. Kampa geldi. Kampta mı hazırladın? Kamp yaptık onunla evet sabah 6'larda. Pilates haftanın 3 günü. Artı bir şey ekleyeceğim. Beslenme demek. Evet. Beslenme hatta spordan daha da önemli. Bu arada kalçaya sen geçmeden burada ben küçük bir detay vereceğim. Tabii. Yani hocamız da bunu tabii ki şey yapacaktır, onaylayacaktır.
Yani göbek dediğin şey karın aç kalmadan gitmiyor gibi geliyor bana. Yani ne kadar spor yaparsak yapalım, evet yapacağız. Özellikle alt ama karın. Ama biraz diyettir. Alt karınımız varsa birazcık böyle bol su içip biraz aç kalmamız gerekiyor galiba. Kesinlikle. Değil mi? Su içerken bu arada şöyle, derinin altını da inceltmek, ödeme atmak, su içmek çok önemli. Yani bir tık fazla kaçırdığın zaman beslenmeni hemen kaslar kapanı veriyor. Evet. O evet, yani bol su çok önemli, beslenme çok önemli. Özellikle alt karın için zaten diyet çok önemli ama ben diyet değil de kişinin kendi vücudunu tanıması, sağlıklı beslenmesi. Bunu şöyle düşünüyorum. Mesela pembe fili düşünme deyince herkesin pembe fili düşünmek gibi. Yemek yememeliyim, diyet yapmayayım, şu saatte gel. Ay benim daha çok canım yemek istiyor. Evet. Bu bana göre olmuyor. Yani belki olanlar olabilir, disipline ediyordur. Kendini bu şekilde motive ediyorsan okey. Ama bu seni strese sokuyorsa vücudumu ne yerken daha çok alıyor? Bunları en azından canım çok mu istedi başlangıçta? Nefsimi körelterek bir parça aldım bıraktım. Gibi gibi akşam geç saatlerde özellikle çok sağlıklı bir şeyler yemek gerekiyor. Yatmadan bir 3-4 saat önce böyle yemekler yememek gerekiyor. Bu anlamda bize bunu dedik ya, 3 sihirli hareket dedik, bunu hemen böyle bizi hızlıca toparlayacak. Evet. Bu 3 sihirli hareket bizi toparladı o evrede. Beslenme ile alakalı bize böyle kısacık vereceğin şey var mı? Yani bunu mutlaka yapın. Çok işinize yarayacak. Bayanlar, kadınlar pardon. Kadınlarımız nasıl? Sabahları bir dilim ananas yemek ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün seyircileri. Seyircileri sabah dersi yapmakta. Bu çok güzel bir şey. Evet. Bir kere ben sabah uyandım. Her sabah mı yiyelim hocam? Yani ananasa. Şöyle kür gibi yapabilirsin onu da yine. 3 ay yedim, 1 ay ara verdim gibi. Ama ananas aç karınla hayatımda benim. Evet, aç karnı. O yüzden ve ilk uyanır uyanmaz bir ayakta su içiyorum. Belki işte hepsini bir kür bakım yapabiliriz bu şok hareketlerle birlikte. Sabahları aç karnına hocamız ananas dedi. Çok teşekkür ederiz. Bunlar nasıl yani... şok hareketler biliyor musun? Ben de bir yere gitmeden hemen pump. Program öncesi de benim dik durmam için bana bazı hareketler yaptırdı. Anında dedi hemen dik durmanı sağlayacak. Bunlar çok önemli hareketler. Bunlarla birlikte en azından ananası ihmal etmeyin. Ya da böyle bir bol su içmeye aynı zamanda da başlayın. Bence sonuca çok hızlı varıyoruz. Biraz çok az bir disiplin. Kür bakım dedik ya hani. O yüzden bir disiplin. Şimdi Aylin'cim burada bize başka anlatacağım bir şey var mı? Kalça hareketlerimiz, sonundaki esnemeler. orada bir arkadaşımız da varmış gördük. Evet. Bu zaten penisilin iğnesi gibi biliyorsun ki uyuşturan bir hareket. Evet. Yani ne zaman yapsak bunun birçok versiyonu var. Ben en basiti ve en yakabilecek şekliyle. Bir kere kalça hareketinde de yine bölge bölge. Hepsi bunlar da 12x2 mi? Daha fazla. Daha fazla kalça. Özellikle basen. 20 tane yapabilirsin. Ama burada şöyle bir şey. 3 hareket diyorum da açılarını değiştirerek yani tabii ki iç bacağı da ekledim. Sadece güzel. Kalça değil. İç bacak. Ben senden bir şey istedim. Sen çok şey yapmışsın. Çok teşekkür ederiz. O iç bacak çok emek vermişsin. Olmazdı. Teşekkür ederim. Şimdi hemen açısını anlatıyorum. Yeni başladıysa daha az tekrar yapabilir bu arada. Hareketleri kendine göre ilerledikçe arttırabilirler. 12 ile başladı, 15, 20 tekrar. Daha sonra ağırlık olabilir. Burada bileğe takılan 1 kiloluk, 2 kiloluk ağırlıklar olabilir. Sporu düzenli yapan bir insana bu çok kesmezse lastik takabilir dizlerine. Tabii daha çok kalori yakıyor. Evet, bir kere bu kalça egzersizlerini ekipmansız ben verdim de o şekilde çeşitlendirilebilir. Burada dikkat edilecek şey dizlerimin üstündeyken omuzlarımın altında olacak ellerim, dizlerim kalça hizamında. Belimi yine çukur çok yapmıyorum, belime yük bindirmiyorum. Belim biraz toplu duruyor, dirseklerimden ittiriyorum. Ana hatlarıyla. Burada zaten net bir şekilde görünüyor. Bu harekette bir tık dizimden yukarı ittiriyorum ki dizden ittirip kalça ve hip fleksörler kasık kısmını da birazcık açıyor. Yani biraz kalça antrenmanını ısındırıyorum gibi. O yüzden bu bunu şekilde. Biraz bol tekrarlı tutuyorum. Hep bunu kaç tekrar 50. Güzel. Evet. 50 tane bence. Parmak ucum tavana şeklinde 50 tane. Sadece dizden ittir, kalçanı yani sık. Karında dedik ki boşluk kalmayacak dedik. Buradaki açıyı ayarlayacağız dedik. Evet. Burada da şey önemli, ayak parmak uçları ya da topuğun nereye baktığı önemli değil mi? Şöyle ikisini de bir, yani ikisini de verdim. Açılarda bir omuz altında olacak ellerim, dizlerim kalça hizamda, belim toplu. Bu açıları, dirseklerim ittiriyorum.
Hiç bunu bozmayacak şekilde 50 tane parmak ucum yukarıya. Ya da aşağıya fark etmez. İkisini de yapacak evet, bir zaten. Bir sonraki hareketimiz. Küçük küçük 50 taneden sonra bir 8 tane ve bekliyorum. Sonra parmak ucumu aşağıya topuk tavanı ittiriyorum. Yine 50 tane ama dayanamayan varsa 20-20 ile başlayabilir. Kalça hareketlerini evet. 50 çarpı. Sadece o hareket için. O sadece bol tekrarlı o. Ve bir antrenmana ısındırıyorum. Bir yandan açıyorum. Yani kalçayı komple hazırlıyoruz. Bir sonraki yanmalar için, hareketler için. Kalçayı bu hareketle hazırlıyoruz. Hemen akabinde sırt üstü yatıyorum. Yine bir hareketi görürsem. Evet, bunda da dikkat edeceğim şey. Burada ayaklarımı, yine. Ayaklarımı arasında yine kalça genişliği, dizlerimin boşluk. Arasında kalça genişliği. İnip kalkarken özellikle bu çok oluyor. Dizler dışa açılıyor veya burada içe kapanıyor. Burada hangi kaslarımız çalışıyor? Yine hamstring dediğimiz bacağımın arka kısmı çalışıyor ve komple kalçama vurduğu gibi bir de ekstra belime, omurlarıma da bu hareketin çok büyük faydası var. O zaman bayağı kapsamlı bir hareket. Çok güzel. Benim vazgeçmediğim yani ağırlıkla yapıyorum. Versiyonları bu kalçanın, burada kalça karına, hareketlerinin arasıdır yani. Ağırlık konduğunda, ağırlık bırakıldığında karına o zaman daha kası daha geliştiriyor. Çünkü kası hipertrofiye yani gelişimini sağlıyor. Oradaki kası büyütüyor ekstra ağırlıkla. Yani yapanlar veya ilerletenler ağırlık koyabilir. Burada da bacak arasındaki boşluk önemli anladığım kadarıyla. Ve ne kadar boşluk bırakmam gerekiyor? Şöyle yapayım. Mesela ayaklarımı eşit basıyorum. Bütün parmaklarımı eşit basıyorum. Denge için. O dizlerin dışa içe açılıp kapanmaması için. Evet. Özellikle inip kalkarken dizler İç veya işte dış kası güçlüyse dışa açıyor. Karşıya parmak ucum dizim. Bu açıyı koruduktan sonra kalçamı tam yere yerleştirmeden yukarı ittiriyorum. Bunu yaparken bir saniyecik yukarıda popoyu sıkıp bırakıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum. Daha etkisini görüyorum. Yukarıda bir saniye sıktım, bıraktım. Ayak açısı bir de kalçama bir buçuk karış kadar yakın koruyorum. Yani kalçaya yakınlığımı. Bir o hareketi tekrar alabilir miyiz? Evet. Ne kalçamdan çok uzak, ne kalçama çok yakın burada ki. Burada bir duralım arkadaşlar. Evet. Yani ayağımı çok popoya doğru yaklaştırıp ekstansiyon yaparsam dizime zaten yük bindirmiş olurum. O yüzden çok sırtı da rahatlatan bir hareket çok, biliyorum evet. ben. Evet. Ayak açım, kalçama bir buçuk karış karşıya ama bakıyor. Ama anladığım kadarıyla burada da şey yok. Değil mi? Evet, da yine ona da geliyorum. Karşıya bakıyoruz. Sürsün sen ya, senin spor yapman nasıl güzel şeyler katmışsın. Evet, seviyorum. Ben sporu sevenlerdenim bu arada. Yani çok. Bütün stresimi spor yaparken atabiliyorum. O yüzden de böyle tabii ki bir süre yapamadık beraber ama buradan yine bildiğim şeyleri hani söylemeye çalışıyorum. Destek vermeye çalışıyorum. Güzel söylüyorsun. Ama çok güzel de bir şey fark ettin. Evet tam oraya geliyordum arkadaşlar. Önemli bu açılar çok önemli. Çok. Yani olabildiğince kürek kemiğimi yere serbest bırakıyorum. Yine düz. Evet. Hı-hı. Başımın altında ve ben bu videoyu çekerken de gösterdim. Özellikle saçımı da yukarıya alıyorum. Hı-hı. Yani bu egzersizde başımın altında hiçbir şey olmayacak. Havlu koyanlar. Boyunda ağrılar da oluyor eğer bunlara dikkat etmezsek. Evet. Havlu olur yani grup dersinde yapanlar olur. Havlular başımın altındayken mesela mekik okey. Bu egzersizde toka bile yok. Başımın arkası dümdüz. İşte bu yüzden arkadaşlar diyoruz ki eğitmen eşliğinde yapın omurganızda bir problem varsa. Yoksa eğer ki bir şey yaparken her an bozabiliriz. Her an ters bir hareketle çok farklı bir şey yapabiliriz. O yüzden eğer omurga sağlığımız iyi değilse bir eğitmenle, bir trainerla ilerlememiz gerekiyor. Buyurun. Yani omurgasında bir problem olmayanlara için de mesela bunu söyleyeyim. Problem yaratır. Başımı ekstra bu şekilde. Hiçbir şey olmasa evet, da problem sağlıklı yaratır. Bu harekette özellikle bunda dikkat edilsin ki başımın altı düz olacak. Bu şekilde çene açımı göğsüme doğru yaklaştırırsam... Arkasını yani açılarımı bozmuş olacağım, omurlarıma tekrar yük bindirmiş olacağım. Kürek devam kemiğinin edelim. Ama şöyle bir şey var mesela ne kadar serbest. Bu arada gün içinde arka kısmımızı pek çalıştırmadığımız için oradaki kaslar şöyle öne doğru bir yayılıyor. Evet. Ve burada kifozluk oluşmuş. Benden onu görebilirsiniz. Açtık ama açtık bunu biraz önce yukarıda. Bunu biz böyle açıyoruz evet belli hareketlerle sırtımızı çok basit hareketlerle. Açıyoruz aynen. Ama öyle bir şey varsa mesela orası birazcık kifozluk oluşmuş, sırt üstü yatıyor, omuzunu geri götüremiyor. Aynı zamanda omuz başı da kısalmış. Aylin'cim bu problem, yani duruş bozukluğu herkeste var. Bir tek şeyde değil, bir tek işte benim gibi, benim tarzımda meslek icra edenlerde değil, masa başı çalışanlarda da var.
postür duruş bozukluğu birçok kişide var. Çok. O yüzden gerçekten spor, pilates bizim vazgeçilmezimiz olmalı. Yine burada da yattım. Dümdüz bir yan yatarak dümdüz bir çizgi oldum. Evet. Çünkü açısında yine farklılık olduğunda ters tepecek. Üst taraftaki kalça kemiğimi bir tık aşağı bastırıp altta kalan bel boşluğumu da birazcık koruyorum. Yani kalça şöyle yamuk olup da... Mindere gelen gerek yan, evet, gerek sırt, evet, tarafımız hepsinin dümdüz olması, evet, gerekiyor. Kesinlikle. Boşluk olmaması gerekiyor. Evet, evet. Yani onu yaparken de yine ve bunu kaldırırken mesela diz, ayak aynı hizada. Hı hı. Bazen diz uçuyor yukarı doğru, gerek yok. Kalça hizamda ve o açı işinde yaparsam hareketi zaten, hı hı, hissedebiliyorum. Burada o açıyı bozmamaya dikkat ediyorum. Başka da söyleyebileceğim. Arkasından zaten senin önemli hareketlerin var, esneme hareketlerin. Onları yapmadan onu evet bitirmiyorsun. Vücudu bir rahatlatıyorsun. Belimi de güçlendirmek çok önemli. Hı hı. Bel fıtığı problemi yaşayanlarda mesela biraz önce kalça hareketini yaparken hip fleksörlerin açılması... Hı hı. Ekstra bunun stretching'ini de yapması gerekiyor. Burasını açacak hiplerini, karnımı güçlü tutacağım. Evet. Yine bir bütün olduğunu gördüğüm için ve öyle olduğu için, hı hı, belimi de biraz çalıştırıp esnetmeden ben karın çalışmıyorum. Peki. Şimdi esneme hareketlerine geçelim mi istersen? Tabii. Onlar ufaktan bir bel hareketi de koydum oraya. Ya da işte devamındaki hareketlere, hı hı, geçelim. Tamam. Orada da çünkü ben gördüğüm kadarıyla öyle o hareketi yap, bu hareketi yap değil... Yani bunları yaparken duruşa dikkat, nefese dikkat, çenedeki bu aralığa dikkat. Her şeyi tam yaptığında ancak o kalori yakımını yapabiliyorsun değil mi? Hem de sakatlanmıyoruz yani hem de, evet, ve hem de faydasını görüyoruz. Omuzda sağlığını ben koruyorsun. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii yüzmek ki için de bu genelde böyledir. Mesela bir fıtıkla ilgili bir problem yaşayanları genelde doktor tavsiyesiyle ya yüz ya pilates, hı-hı, deniliyor ya. Yüzerken... Eğer yine ben omuzlarımı sıkıştırıyorsam, baskı yapıyorsam, doğru yine yüzmüyorsam, evet, yüzmek yerine pilatesi de tercih ederim. Yani burada bir tercih şey değil de nizami ve düzgün yüzemiyorsan, sıkıştırıyorsan olmayacak. O yüzden yine bir eğitmen eşliğinde ya çok nizami yüzebilir ya da pilates yapabilir. Kesinlikle işte doğru bilinen yanlışlar çok fazla var. Her meslekte olduğu gibi her şeyde burada da doğru bilinen yanlışlar var. Kafamıza göre spor yapamayız. Yani bu bizim omurga sağlığımız için çok önemli. Burada da yine belimi kemer gibi taşıdığı için karnım, evet, çok önemli ve karnımı hep sıkı tutacağım ki, hı, belime baskı olmasın. Ellerimi üst üste koyup daha hani postürü zorlamayacak, sıkıştırmayacak şekilde yaptım ben bunu. Üst üste koyuyorum, alnımı ellerime bırakıyorum. Hı hı. İki bacağımı da, karnımı da sıkı, dizlerim sıkı, parmak uçlarım uzun bir şekilde kaldırabildiğim kadar. Burada belimi çok sıkıştırmadan, yine belime çok baskı hissettirmeden. Aklıma gelen bir detay, burada kalçayı sıkıyorsun değil mi? Bacakları kaldırırken bütün de. Bütün vücudum dinamik. Hep, evet, hep böyle kalçayı sıkmak gerekiyor, evet, değil mi? Evet. O önemli şey. Yani sıktığım zaman bakın, tüm arka katlarım. Çok güzel bir hareket, sırt rahatlatan. Bunlar çok güzel esneme hareketleri. Bunlar, evet. Ve bu. Tekrar o harekete bir alabilir miyiz? Bir önceki harekete tekrar gelebilir miyiz? Şimdi burada iki bacak kaldırdım. 10 tane de olabilir, 8 tane de olabilir. Hı hı. Dizlerim dümdüz, parmak uçlarım point, karnım yine iki tekrar sıkı. Bunu tek tekrar da yapabilir. Vakti varsa iki tekrar yaparsa ne ala. Bu zaten esneme ve rahatlama, evet, istediği kadar. Bunun iki tekrar yapacaksa muhakkak en sona kadar esnetip İkinci tura girelim. Benim hep şu esnemeleri bayağı bir uzatasım gelir. Çok rahatlatıyor omuzu, sırtı. Çok iyi geliyor. Gerçekten tüm vücudu çok rahatlatıyor. Sanki şey, o yorgunluğunu da komple atıyor insanın üzerinden bu hareketler. Mutlaka yaptığınız bütün spor dallarından önce ve sonra esnemeleri yapmak gerekiyor. Buradaki bu sırt hareketleri özellikle değil mi? Baby stretch. Evet. Hı-hı. Bunu yaparken göğsümü, başımı serbest bırakıyorum. Bir tur esneyip ikinciye devam edebilirim. Esnemeden belimi tekrar çalıştırmayayım. En sona başımızı kaldırıyoruz. Omurlarımı tek tek yuvarladım ve en son başımı kaldırıyorum. Hareketlerin, hı-hı, içinden çok yavaş çıkıyorum. Ya esneme hareketlerinde hız olmuyor zaten bildiğim kadarıyla. Daha yavaş. Daha yavaş. Çünkü vücudunu anda, dinleyeceksin. Evet. Kendini doğru nefes, yavaş yavaş. Gördüğüm kadarıyla ve benim de bildiğim kadarıyla, evet, hocam bu şekilde. Şimdi bizim
programımızın ismi Güzelliğin Mimarları. Tabii ki güzelliğin içerisinde hep böyle makyaj, saç değil. Tabii ki beslenme ve sporun da çok büyük önemi var. O yüzden verdiğim bu bilgiler için çok teşekkür ederiz Aylin'ciğim. Ben teşekkür ederim. Güzelliğimizin bir parçası da spor ki önemli bir parçası. Bir kadında da erkekte de duruş çok önemli. O yüzden bize o güzel duruşu çok güzel katıyorsun Aylin'ciğim, ben biliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ben bir başka bir soruya geçmek istiyorum. Bu sorunun cevabı benim için çok önemli. Pilates, yoga, fitness, yürüyüş, birçok spor dalı var bildiğimiz ve herkesin farklı farklı yaptığı bir dolu spor dalı var. Kendimize en uygun olana biz nasıl karar vereceğiz Aylin ya? Bunu lütfen bize söyler misin? Bir sürü spor dalı var ama ben hangisini seçmeliyim? Yani buna tabii ki sen şimdi bunu söyleyemezsin ama en azından buna karar verirken neye bize söyler misin? Neye göre seçmeliyiz biz bu spor dallarını? Yani şöyle, şimdi hani mesela sporun bir yaşam biçimi olmasını istiyoruz ya. Evet. Ki öyle olması gerekiyor. Evet. Bir şekilde doğru veya keyif alabildiğin bir uğraşacağın sporu bulamadıysan burada çok istikrar da olmuyor. Salonlara para veriliyor, üyelik yapılıyor, evet, gelinmiyor. Bunlar sürekli bir ertelemeler, bahaneler. Biraz kendin, psikolojik de galiba çok alakalı. Çok. Aynen. İlla ki keyif alabileceğin bir spor vardır. Bunu bir kere kişi kendi keşfedebilir. Yürüyüş, açık hava yürüyüş, kardiyo mu? Ben koşu bandında yapmaktan keyif almıyorum. Git sahilde yürü. Bundan keyif alabilirsin. Ya da evet, tenis oynamak. Çok güzel bir kardiyo. Az önce bize çok güzel bir şey söyledin. Pilates her yerde ve her şekilde yapılır dedin. Evet. Yani var işte yani. Ayrı olmadan da yapılır, toplar her olmadan şekilde, da yapılır. Evet. Her şekilde yapabiliriz. Yapmak istiyorsun. Demek ki sporu yapmak için bir şekle girmemize, bir şekle sokmaya da gerek yoktur. En keyif aldığınız ne, neyse de bunu nerede yapmak istiyorsanız biz bunu her türlü yapabiliriz. Yeter ki yapalım. Her ben gün, onu anlıyorum buradan. Her gün bu bedenime vereceğim bir o zaman ihtiyaç. Şunu diyebilir miyiz? Keyif aldığımız spor dalını seçelim. Kesinlikle. Hangi spor dalından keyif alıyorsak istikrarı onda ilerletebiliriz. Ondan zaten kendisi yapmak isteyecek. Keyif alacak ve bunu devamlı bir hale getirebilecek. Hı hı. İlla ki kendine uygun, yani şunu bulabilir diyemem. Bunu kişi kendisi bakacak. Mesela şöyle bir şey. Pilates yaptığımızda ben ağırlık çalışmayı çok severdim. Ve sen bana haftanın bir günde ağırlık çalıştırırdın. Nasıl mutlu olurdum? Nasıl vücut olurdu yani, ama? Yani çok güzel oluyor vücut gerçekten. İkisinin kombinasyonu. Kombini ben... evet, gerçekten ağırlığı bir dönem sonra biraz katmak gerekiyor. İşte güzel kalçalarımız olsun istiyorsak, güzel dümdüz bir karnımız olsun istiyorsak, kollarımız ve omuzlarımız düzgün olsun istiyorsak mutlaka bir süre sonra biraz ağırlıkla çalışmak şart diye düşünüyorum hocam. Çok güzel söyledin. Orada ben yine bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Ve yine bir masa bacağı gibi düşünüyorum. Evet. Ağırlık antrenmanını ben bırakmıyorum. Hı hı. Pilates de ikisinin kombinasyonunu zaten sonucunu çok güzel görüyorum. Çünkü Pilates de bir tık daha ince kas ve uzatıyorum. Ağırlık da ek ağırlıkla daha yüzeysel ve daha hipertrofi olabiliyor. Fakat orada kısalttığım kası da orada uzatıyorum. Yine evet, ikisini bir bütünleştirip güzel. Yani... ağırlık haftada bir olabilir, iki olabilir. Pilates aslında üzerine yoga veya streç, üzerine de masaj. Bu dördü zaten bir masa bacağı gibi. Keşke yapılabilse. Keşke yapılabilse. Evet. Ama bu anlamda bence çalıştığınız trainerlar çok önemli. Yani herkesle maalesef ki kombin çalışmalar yapamıyorsun. Bahsettiğimiz kompozisyon çalışmalarını her trainerla yapamıyorsun, onu biliyorum. Aylin'cim peki bu kadar konuştuk işte spor dallarından konuştuk vesaire ama... sen bunlarda bize grup dersi mi önerirsin, özel dersin? Ben tabii ki konuştuğumuz her şey özel derse doğru gitti ama... hepsini yapıyorum işte. Evet, hepsi yapılıyor. Sen her konuda başarılısın. Ya da bunu online mı? Yani burada da yine az önceki söylediğimiz gibi keyif aldığın spor dalını seç dedik ya. Evet, bazıları mesela ekip halinde çalışmaktan çok keyif alıyorlar. Evet. Grup derslerinin içerikleri çok güzel. Zumbalar, danslar, fitler. Bunlardan keyif alıp ekip halinde çalışmak yapısına daha uygun mesela. Peki bunlar omurda sıkıntısı olanlar onu söyleyecektim. Özellikle %100 fit dersleri, body, yani full body çalışacağım ağırlıklı, kondisyonlu step dersleri, bunlara
Birebir eğitmenin tabii ki görüyorsun ama orada duramaz. Diz açısını, eklem açısını çat çat bu olmaz. Yani o zaman özel ders. Omurga problemimiz kesinlikle varsa özel dersi, ders. Online evet. Ya da normal özel evet. Ders almak evet. Gerekiyor. Online'da ne oluyor? Kesinlikle o. Online'da da belki trafikte trafik sıkıntısının veya yine bir bütçe olarak tabii ki fark ediyor. Online evet. Derste de yine açılarını zaten ben ayarlayabiliyorum. Makinede yapabileceğimizin alternatifleri haftada 3 yani, gün yapıp sonuç en güzel alıyoruz. En baştan bahsettim ya alternatif hareket çok fazla. Çok. Evet. Yani birisiyle onu yapamıyorsan ya da senin vücudun onu yapmaya uygun değilse hemen aynı kası başka bir hareketle çalıştırabiliyorsun. Evet. Bu çok değerli bir şey. O yüzden çok kapsamlı çalıştırabilecek trainerlar önemli. Aylin'cim kadınlar için. Çok önemli bir şey sormak istiyorum sana. Yani bu benim için de önemli, bütün kadınlar için önemli. Regli döneminde çok düzenli kadınlar spor yapıyor, okey. Ama regli döneminde tabii ki bir psikolojik etkenler vesaire çok ağrıları olduğu zaman herkes spor yapmayı bırakıyor. Ama sen her zaman dersin ki tam tersi gelin evet. Ağrılarınız geçsin. Evet. Bu evet. Anlamda ne tavsiye edersin? Regli döneminde spordan kaçış var mı Aylin? Yani şöyle... Kadınlarda çok kaçış oluyor. Değil mi? Evet. Yani karın ağrısı çekenler şiddetli bir şekilde. Yani bu tabii ki de üniversitede de hiç unutmuyorum. Regli döneminde performans daha düşük oluyor. Bunu peki, var bu tamamen ama, psikolojik mi? Yani kan kaybediyorsun, hormonal, vücut dengelemek için evet. Yani bir efor olur. Ama şöyle bir şey var. Zaten vücut ısındıkça bir ağrı kesici hormonu salgılanıyor. Aslına baktığında reglinin zorluğunu sporla birlikte çok daha hafifletebiliyoruz. Rahim kasılmalarından tutun, karın ağrısından tutun zaten yapın. Regliyken de spor yapınsın daha iyi. Lazım. Evet. Çok bazıları gerçekten hastanelik olabilecek çok yoğun regli. Ona ben yaptıramam. Çok zaten. Özel durumlar yoksa evet. Eğer regli döneminde hocamız bize mutlaka spor yapmayı öneriyor. Özellikle de kaslarımızı uzatacak, esnetecek yani pilates tarzı sporları bize öneriyor anladığım kesinlikle. Kadarıyla. Ben hikayesi olan insanları severim. Bugün Aylin Hanım'ın da bir hikayesi var. Bize anlatacak. Spor akademisine başlamasına vesile olan bir hikayesi var. Ay. O da zamanında çok kilolu bir kadındı. Bir tek biz öyle değiliz. O da zamanında çok kilolu bir kadındı ama ne yaptı? Karar verdi ve neleri başardı? Aylin'cim. Süremiz biraz kısıtlı. Tamam. Kısaca senden ricam güzel bir şekilde bunu bize anlatır mısın? Tamam. Şöyle gerçekten söyleyeyim. Gerçekten herkes duysun istiyorum o bunu. O kilo bende bir de nasıl oldu biliyor musunuz? Şok bir kilo. Ben bir çok zayıf bir çocuktum. Hep çok zayıftım. Evet. Kilo almak yoktu yani. Orta okulun sonlarına doğru bir ergenlik çağında işte spor 5. sınıfın sonları. Neyse bir ergenlikle birlikte gelişimimin kilo almam o zamanlar yaklaşık bir 10 kilo almıştım. Hı hı. Bana çok fazla geldi zayıflıktan bir anda 10 kilo fazlası. Nasıl başladım? İlk önce bir arkadaşım beni bir yere salona götürmüştü. O zamanlar İsmekler vardı. Evet. Ücretsiz spor arkadaşım. Evet. Tamam dedim hemen geleceğim. Hemen kilo da almışım. Evet. Akabinde çok geçmedi. Bir arkadaşımız tekvandoya başlamış okuldan. Diğer arkadaşım bak bu gidiyor biz de gidelim. Ben zaten dedim spora gidiyorum. Beni zorla götürdüler. Oradaki hocam da sağ olsun ilk hocam. Kızım dedi bak tekvandoya kilo verilir. Çok hareketli sürekli zıp 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 zıp. Dedim hocam beni yazın. Ben başlıyorum. Sen beni götürenler... Tekvando hocası oldu. Evet ve beni götürmek isteyen kız arkadaşım evet. Başlayamamıştı. Yani sonra 12 sene bunlar süren bunlar vesile bir, oldu evet, seni spor akademisi evet, hırs yaptı, azim evet. Yaptı, spor akademisine başladı ve saydığımız bu spor dallarının tamamında çok iyi bir trainer, dediğim gibi çok da iyi bir tekvando hocası. Bedenin ilacı spor ise zihnin ilacı da meditasyondur. Birincisi bedenimiz en dıştaki görünür ve beden dediğim gibi en kutsal varlığımız. Meditasyon yani meditasyon zaten medicine'dan gelme, türetilme kelime olarak medicine ilaç ve meditasyon gerçekten zihnimin, ruhumun ilacı. Evet. Bedenime spor yaparken şöyle ikisinin bir bütün olduğunu bir kere anlamak gerekiyor. Bu benim görünmeyen ruhum. O yüzden zihnimle buluşturacağım ve zihnimde benim bunu engelleyen sporla ilgili işte bla bla bir sürü şey çıkabilir. Bunları da meditasyona oturup
biraz daha farkındalığın olduktan sonra bedenini daha çok sevmeye başlıyorsun. Ve bu ne oluyor? Artık bir akışa geliyor. İlacı derken şöyle bir de şunu söyleyeyim. Gün içerisinde stres, öfke patlaması veya birikmesi. Yani biraz önce yaptırdığım o hareketler evet, var ya. Hareketleri. Atıyorum şöyle bir tanecik şu esnetme hareketi ya. Hiç yapmayan uzun süredir bir insan şöyle yapsa nasıl katır kutur. Ve bu ne oluyor? Gün içinde o duyguların vücuduma biriktirdiği zehir. Evet. Aynı zamanda. Ve ben bunu esneterek orada acıyı, acısın bırak zehir dağılıyor. Şifa gibi bir şey. Şifa. Gerçekten zaten yani. Gerçekten şifa. Böyle düşünürsen sen çok severek spor yaparsınız arkadaşlar. Evet. Sevin. Böyle düşünelim aynen. Evet. Bence biz bugünden sonra spor yapmayı sevdireceğiz Aylin. O zaman çok şöyle güzel diyebilir miyiz Aylin Hanımcığım? Şöyle diyelim o zaman. Sabahları uyanıyoruz, bir bardak suyumuzu içiyoruz, ananasımızı yiyoruz. Ayakta bir bardak suyumuzu içiyoruz, ananasımızı yiyoruz. Spor yapıyoruz, bedenimizi şifalandırıyoruz. Sonrasında da gece uyumadan önce de olsa çok güzel bir meditasyon şey yapıp evet. zihnimizi şifalandırıyoruz. Hatta onunla ilgili ne söyleyeyim biliyor musun? Mesela meditasyonla ilgili de şu var. Yani bugün kalktım, nefes yapmam lazım sabah, böyle güne başlayacağım. O bir defa. Severek yapmak gerekiyor. Aa şunu ekleyeyim. Evet, bazı insanlar niye spor alışkanlık haline getirmiyor? Zorunluluk. Yapmam gerekiyor dediğinde zihnim baş kaldırıyor ve başka şeyler yürüyor yani. O gün trafikte başka bir şey yaşıyorsun vesaire. Ben şunu anladım. Vücudunuzu dinleyin. Önemseyin ve dinleyin. Spor yapın. Yine söylüyorum. Bedeninizi şifalandırın. Meditasyon yapın. Zihninizi, beyninizi şifalandırın ve tüm gün bu şekilde ya bunu düzenli yaptığımızda hiçbir hastalığımızın olabileceğini de ben düşünmüyorum. Ki her şeyi bir bütünde anlatıyor, bütünde yaptırıyor. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Vesile olduğun için bunlara çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ekran Haber'de güzelliğin mimarlarında bu haftanın güzellik mimarı spor eğitmeni Aylin Öztürk'tü. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta farklı güzellik mimarlarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.